Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir görsel videomuzla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü videomuzda kardeşlerim, ayın ikiye yarılmasıyla alakalı olduğunu ispatlayan bir video olacak biznillah. Ayrıca aydaki yüzü tekrar göstermek amacıyla bazı kendini sahte Mehdi olarak adlandıranlar, ayın farklı yerindeki görselleri kullanarak kendilerine benzettiğini söyleyen, Allah'a ve Resulüne, kitabına iftira atan zalimlerin yalanlarını ortaya koymak için yapacağımız bir çalışmanın devamı. Şimdi özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Resul ve Nebiliğini ilan ettikten sonra Mekke'nin ileri gelenleri kendisine itibar etmiyor. İşte kendisine çeşitli defalarca farklı konularda işte peygamberliğini diye adlandırdıkları Resulünün nebiliğini ya da Allah'ın elçisi olduğunu ispatla adı altında telkinlerde bulunuyorlar. Bunun üzerine bir gece Allah Resulü yanındakilerle birlikte herkesi o bölgeye topluyor. Topladığında eğer ben Allah'ın izniyle ayın ikiye bölünmesini gerçekleştirirsem iman edecek misiniz diye söylediğinde oradakiler öncelikle gerçekten sen Resul ve Nebilerden ve Allah'ın elçisiysen biz sana iman edeceğiz derler. Bunun üzerine Allah Resulü Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla dua eder ve Allah'a ayın yarılmasını ve bir mucize olarak inansızlara, müşriklere göstermesini ister Allah Resulü. Rabbimiz de Allah Resulü'nün duasını kabul eder ve Allah Resulü'nün duası ve işaretiyle ay ikiye yarılır. Hadisin bir kısmında Mina tarafında bahsedilir. Orada işte işaret ederekten ay ikiye yarılır dolunay zamanındayken. Ayın bir kısmı dağın üstesinde kalır, bir kısmı ileriye doğru geçer. Bazı kayıtlarda Hindistan'da dahil bu ay yarılmasının görüldüğü kayıtlara alındığı belirtilir. Tabi bu olay gerçekleştikten sonra Allah Resulü o zamanın ileri gelen inkarcılarına tek tek isimleriyle zikreder ve iman ediyor musunuz diye söyler. Bunlar bu kez ne der? Sen bize hipnoz yaptın, gözlerimizi boyadın. Sihir büyüden başka bir şey değil, sen bizi aldattın gibisinden deyip inkar ederler. Konu geçmiş üzerine kardeşlerim bu. Günümüze gelecek olursak, biz ayın gerçekte özellikle ben resmini çizdiğim, özellikle gözlerin, burun, ağzı, dudakların olduğu yeri, çeneyi belirttiğim aydaki resmin özellikle tam ikiye bölündüğü yer, İki dudağının arasıdır kardeşlerim. İki dudağın arası çenedir. İnsan çenesini gördüğünüzde zaten çenenin altı aşağı doğru kalkar iner. Üst kısım sabit kalır. Burada da direkt ayın tam ağız dudak arasından ikiye bölündüğünü gösteriyor. Bu şu an ekranda gördüğünüz resim bir TikTok kullanıcısının paylaştığı veri. O ne olduğunu bilmemekle beraber ABD ordusunun Alaska'da gözüken, gündüz gözüyle gözüken bu resmin ne olduğunu, o da ay diye tanımlıyor ama altta ne olduğunu göstermeye anlatıyor. Diyor ABD ordusu apar topar bu videoyu kaldırdı ortadan diye belirtiyor. Şimdi burada ay kardeşlerim bizim, hani ben bu videoyu onun görsellerine daha önce size belirtmiştim, anlatmıştım çekeceğimizi. Ben bunu hazırladım. Dün TikTok'a girince biraz canım sıkıldı. Oradan bakınca o görseli gördüm. İşte Allah'ın tefafuk dediğimiz, hani sen hakikati ararsan önüne hakikatleri getirir diye belirttiğimiz bir durum yaşanmış oldu. Bizim bu görselimizde de görüyorsunuz. Daha da net görsellerimiz var. Onu daha net göreceksiniz. Bizim ne kadar doğru tespit yaptığımız, yine Rabbimiz bu videoyu çekmeden bir gün önce bize gerçek anlamdaki görseli göstermiş oldu. Ayın yarılma
hakikatini, gerçeğini göstermiş oldu. Ben dediğim gibi kardeşlerim, özellikle şimdi biz bu şekilde bir tespit yapmıştık, hazırlamıştık görsellerimizi. Buradaki resimde işte görüyorsunuz yüzü, gözleri, burnu, ağzı. İşte ağzın tam ortasında göreceksiniz kardeşlerim. Tam ortasında sağa sola, Joker filmini de biliyorsunuz. Joker'in ağzı da öyle ya. Onun gibi bir yarık olduğunu, çenesini de görüyorsunuz. Yanında da gerçek resmi koymuşuz. Bu görselde işte amacımız nedir? Gerçek yüzü göstermek. Bu da onun farklı döndürülmüş gibi duran görseli. Yani bu ayda da bir gerçek anlamda yarık olduğunu görebiliyoruz kardeşlerim. Bunu işte hakikati gizleyen deccaliyet, gerçek anlamda Allah Resulü'nün mucizesine saklama, gizleme adına yaptığını da anlayabiliyoruz. Farklı versiyonlarla vesaire. Güncelde de işte o resmi neden koyduk? Daha önce bu gözleri, burnu, ağzı, çeneyi koymak için. Birinci derecede o yarığın nereden geçtiğini, ikinci derecede bu görselin ağız kısmındaki bölümü, malum dilenciden metni olmaz dediğimiz kişi kendi yüzüymüş gibi oradan anlatmaya çalışıyor. Oysa ay tamamen bir kafadır kardeşlerim. Çünkü ayette de Rabbimiz ne diyor? Ay'a ve özellikle güneşe ve ay'a boyun eğdiren Rabbimiz. Boyun eğdirmek ne demek? Baş eğdirmektir, baş demektir. Direkt ay ve güneşin baş olduğunu, bir kafa olduğunu da ayetler üzerinden de anlıyoruz kardeşlerim. Yani bunu belirtelim. Kendini haşa elçi zanneden, Allah'a ve Kur'an'a, Allah Resulü'ne iftira atanlara Rabbim onların yüzlerini karartacaktır kardeşlerim. Gerçek anlamda da evet, ay yarılmasının ne kadar doğru Allah Resulü tarafından yapıldığı bir mucizenin de bugün itibariyle gerçek anlamda bizler vesile olması da ayrı bir kıvanç sebebi diyebilirim, hamdolsun. İşte kardeşlerim, gerçek anlamda Allah Resulü, Resul ve Nebi'ni ilan etmek için Allah'ın izni ile vahiy meleğinin vesilesiyle bu olayı gerçekleştirmiştir. Yalnız inkarcı kafirler bunlara dahil yine itibar etmemişlerdir. Allah Resulü'nün kendilerini hipnoz ettiğini, büyülediğini, bu sıra gelen bir büyüdür dediğini defaatçe ederekten, inkar ederekten imana gelmemişlerdir. Şimdi genelde çoğu sitede görürsünüz, Kamer Suresi 1. ayetten de bahsederler. Ay yarıldı, saat yaklaştı. Bu konunun farklı, biz işledik kardeşlerim. Burada onun tamam yine aya çıkılmayla alakalı olduğunu, aya çıkıldıktan 40 yıl sonra kıyametin kopacağını, saat olarak, bir saat olarak Allah katında olacağını belirtmiştik. Bu olay o ayrı, bu ayrı, bu ayrı. Yani konular ayrı ayrı ama benzer örtüşür ve bir konu üzerinden başka bir konu anlatma durumu var. İşte bu kişinin TikTok sayfasında, bu bir bayan, onun özellikle sayfasına denk geldim, gördüm, aldım kardeşlerim. Soldan sağa doğru ilerliyor flu şeklinde. Biraz netleşir gibi olduğunda 4-5 kare fotoğraf aldım ben kardeşlerim. Bu bir kamera kaydıdır, gerçektir, orijinaldir. Ve dediğimiz gibi ABD ordusu bunu apar topar, Pentagon daha doğrusu, kaldırmıştır. Neden kaldırdığını bu bayan da sorguluyor. Demek ki gerçekleri örtme, saklama, gizleme anlamında olduğunu belirtelim. Özellikle altta bir bizim kendi soy ismimiz Koç olduğundan dolayı bir koç simgemiz vardır. Onu resimle ayrıdır. Video boyunca işte bu videonun bize ait olduğunu göstermesi anlamında koyduğumuz sembolümüzdür, imgemizdir. Onu resimle ayrı tutun kardeşlerim. Bilginiz olsun, bunu da belirtelim. Öyle bir şey bize aittir. O resimlere ait değil. Bunu belirtelim kardeşlerim. Gerçek anlamda evet, Allah-u Teala ahir zamanda tüm dünyanın İslam'a girmesi önündeki sebepler hepsinin ortaya çıkacağını, kaldıracağını, hakikati perdeleyen, örteyen, gizleyen, deccaliyet, sufyaniyet, inkarcı, kafir ne anlama geliyorsa hepsinin artık vaktinin geldiğini, ortadan kaldırılacağını bildiriyor Rabbimiz. Ve Rabbimiz nurunu tamamlayacaktır. İnsanlar
devletler, milletler akın akın ferç ferç İslam'a gireceklerdir kardeşlerim. Yalancılar, inkarcılar, sahte Lavrensler, casuslar, aklınıza ne gelirse imansızlar, deyyuslar, hırsızlar, soysuzlar, sopsuzlar, şeytanın emir ve yasaklarına uyanlar ve şeytan işler yapanların sonu geliyor kardeşlerim. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Asıl olan ahiret yurdudur. Kısacık 5-10 yıllık bir ömürde kendilerini bir makama gelip de insanları sömürenlerin, aldatanların, Allah'tan uzaklaştıranların, Allah'ın ve ayetlerini çaptıranların, Allah ve Resulü adına yalan konuşanların yüzlerini kararacağı, bunların ayrıca ahirette de cehennemlik olacaklarını belirtelim kardeşlerim. Rabbim müminlerin yar ve yardımcısı olsun. Dediğim gibi kardeşlerim, gerçek anlamda bu videomuzda hayırlara vesile olduğunu düşünüyorum. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olunuz.